Herkese merhaba. Buralara bahar gelmiş. Ben Manavgat'tayım şimdi. Manavgat benim şehrim oldu. Sizin de olsun diye paylaşıyorum. Evet, Manavgat Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri aslında. Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden biri. Nüfus 250 bin civarında. Birçok şehirden daha büyük bir ilçe. Side Manavgat'ın bir mahallesi. Tarih çok eskilere dayanıyor. Görecek çok şey var. Bir taraf Toroslar, bir taraf Eynif Ovası, bir taraf masmavi Akdeniz. Şelaleler, göller, yapacak birçok aktivite. İyi ki buradayım. İyi ki bu olağanüstü geziyi sizle paylaşıyorum. Burası da Asma Köprü. Manavgat'ın tam ortasında. Manavgatlar daha çok Sarı Köprü diyorlar. 1930'ların başında kullanıma açılmış. Atatürk hayattayken hala kullanılıyor. Rengi bir ara griye dönmüş. Manavgatlar hayır ille sarı istiyoruz demişler. Tekrar sarıya boyanmış. Gerçekten çok güzel. Hem yürümek çok keyifli. Arabayla gitmek keyifli ama durmak, etrafı seyretmek, şeye bakmak çok güzel. Manavgat deyince akla ilk gelen yer Manavgat Şelalesi. Güzelim Toroslardan doğuyor Manavgat çayı, Akdağ'dan. 93 kilometre boyunca akıyor. Türkiye'nin en düzenli rejimi olan nehri Manavgat Nehri. Burada falezlerden aşağı dökülüyor. Çok yüksek değil, sadece 5 metre yükseklikte falezler. Ancak o kadar geniş bir alandan dökülüyor ki ortaya bu olağanüstü görüntü çıkıyor. Yani buralara gelince görülecek ilk yer Manavgat Şelalesi. Portakal. Tüm Akdeniz bölgesi, özellikle Antalya, portakal ağaçlarıyla ünlü. Olağanüstü güzel. Yani şu görüntü gerçekten insanın başını döndürüyor. Portakal aslında Manavgat'ta 1980'lerle biraz daha popüler olmaya başlamış. Şu anda Türkiye'de tüketilen portakalların 1/4'ü Antalya yöresinin portakalı. Dünyaya Çin'den yayılmış ama Roma döneminde bile bütün Akdeniz çanağında sıklıkla portakal ağaçları varmış. Biliyorsunuz çok güzel kokar. Parfüm endüstrisinde kullanılır. Sadece yemek için değil, ilaç endüstrisinde kullanılır. Ayrıca bence dünyanın en güzel meyvelerinden biridir. Burası Manavgat Kent Müzesi. Birkaç sene önce açıldı. Hem Manavgat'ı hem civar köylerinin yaşamını biraz daha yakından tanımak için, biraz floraya, faunaya dokunmak için buraya ziyaret şart. Rukiye Hanım, çok güzel bir müze yapmışsınız. Evet. Hem canlandırmalar çok güzel ama bazı bilgiler de çok ilginç. Misal, bölgedeki turizm sadece kazı çalışmalarıyla başlamış. Evet. Ben bunu öğrendim şurada gezerken, bilmiyordum, evet, değil mi? Evet. Geç Hitit dönemine ait kazı çalışmaları aslında bu. Çünkü Lüvik hakimiyeti zamanında oluşturulmuş olan hieroglif yazılar daha sonra işlendiği için ahşap üzerine, taşlar üzerine daha sonra kazılarda bu çıkıyor. Kazılar yapılmaya başlandıkça Jale İnan tarafından ilk kazılar yapılmış. İşte çevreden gelen misafirler olmuş, yemek yapılmaya başlanmış. Halk biraz daha böyle para kazanmaya başladığını fark ediyor. Ve daha sonrasında işte hippiler, 1940'lardan sonra işte apolitik yaşayan 60'lar aslında daha çok hippiler değil mi? Ediyor, evet. Tabii. O dönemlerde hippiler buraya gelmeye başlıyor ve bu akımlar oluştukça bir süreç oluşuyor. Turizmin gelişmesiyle ilgili bir süreç oluşuyor. Bir de öncesinde, onları merak ederek gelen kitle vardır. Bunlar kim diye bakmaya gelenler. Normalde bu bölgenin geçim kaynağı işte susam, pamuk ve buğday. Yani daha sonra orada bir hareketlenme olunca turizme yöneliyorlar. Bölgenin ilk, işte Side'de yaşayan ilk imam o zaman odasına bir oda daha ekliyor ve burada bir misafir ağırlamaya başlıyor, para kazanmaya başlıyor. Bakıyorlar işte masaların altından, yastıkların altından paralar çıkıyor ve ay sonunda baktıkları zaman bütçe normalde tarımdan kazandıklarından fazla. Dolayısıyla bir artış oluyor, turizme yönelik bir çalışma oluyor ve turizm gerçekten baktığınız zaman kaynağı hippilerle başlıyor oluşumu. Yani bu şu anlattıklarınız bende tamamen o çok sevdiğim sözü bir kez daha çağrıştırdı. Turizm bacasız fabrikadır. Kesinlikle değil mi? Öyle. Hatta o dönemlere ait turistlerin geldiği fotoğraflanmış ve o fotoğrafları da burada şansımız oldu sergiliyoruz. Ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim Rukiye Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Manavgat çayı üzerinde görülmesi gereken olağanüstü bir yapı daha var. Oymapınar Barajı. Bir mühendislik harikası. Betonarme bir yapı. Yapımına 1977 yılında başlanmış, 1984'te son bulmuş. Yani 7 yıllık bir inşaattan bahsediyoruz. Fakat Antalya yanarken yazın sıcağında burada bambaşka bir hava olur. Biraz daha serin, biraz daha keyifli, biraz daha çok daha az nemli. Şu anda bile aldığım hava çok farklı burada. Yani buralara doğru gelirseniz eğer Oymapınar'ı görmeden, şu harika köprüden geçmeden, şu manzaraları seyretmeden evinize dönmeyin. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Bey ile beraberiz. Rasim Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ilçe, ne kadar güzel bir iklim. İyi ki buraya gelmişiz. Evet, ilçemiz hakikaten gerçekten iyi bir ilçemiz. Dünyanın, Türkiye'nin bütün gözü üzerinde olan bir ilçemiz. Hem turizm hem tarım yönünden. Turizm ne kadar önemliyse tarım da bir kadar önemli ama bunun önemini pandemi sürecinde biraz daha ortaya çıktı. Değil mi? Anladık. Evet. Ne kadar bir tarım alanı var şimdi, Rasim Bey? 420 bin dönüm tarım alanımız var. Şimdi son yıllarda tropik meyvelere biraz yönelme oldu. Evet. 2017 yılında ilk kurulan ejder meyvesi seralarından birisi burası. 11 dönüm 700 metrekare. Ve şu anda 270 dönüme ulaştı. Ayrıca arkamda gördüğüm bu papaya bitkisi. Papaya bitkisi. Serada yine yetişebiliyor. İşte gördüğünüz gibi meyve yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bunlar ihraç mı yoksa iç piyasa için mi? İç piyasa, şu an iç piyasaya gidiyor. İnşallah biraz daha çoğalınca dışarıya da gönderiliyor tabii. Ejder meyvesi çoğaldı. 270 dönüme çıkınca İstanbul üzeri her yere gidiyor. Bizim yani Türk milleti olarak hemen bir şeye de alışıveriyoruz değil mi? Hemen seviyoruz onu, alışkanlık oluyor hayatımızda. Evet öyle oluyor. Esra Hanım siz ilk seralardan birisiniz değil mi? Ejder meyvesini. Nereden insanın aklına gelir? Ya ben burada bir ejder meyvesi yapayım. Türk halkı sever mi sevmez mi diye. Şimdi Akdeniz bölgesi dünyada tropik iklime yakın en yakın bölge. Doğru. O yüzden bunu hani biraz daha böyle limonda ya da işte narda bunların dışında biraz daha ne yapabiliriz'e biz yöneldik. Çok çalıştık üstünde. 5 simarge çalışması yaptık. Sırf bu işi doğru yapabilmek için ziraat fakültesini bitirdim ben. Ve bunun 5 sene boyunca Ar-Ge çalışmasını yaptık. Yurt dışıyla çok görüştük. Toplamda 27 çeşidimizi biz buraya getirdik ve dikimini yaptık. Kolay bir bitki midir ejder bitkisi? Muza göre kolay değildir. Biraz daha bakımlı ama hem meyvesinden para kazanıyorsunuz hem fidanından para kazanıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ar-Ge'nizi iyi yapmışsınız yani. Evet. Peki neye yarar meyvesi, neye faydalıdır, neden sevilir? Düzenli olarak tüketildiğinde ciddi anlamda kolesterole yardımcı olur. Şekeri düzenler, şeker hastalığını. Hı hı. Cilde yararlıdır. Yani Türk milleti aslında hani biz biraz daha yemeğin salçalısını, işte tatlının şekerlisini severiz. Evet. Bu biraz daha böyle insanların damak tadına daha böyle tatsız gibi geliyordu. Tıpkı avokado da ilk etapta kabul görmemişti. Öyle doğru. Şimdi kabul görmeye başladı. Çok faydalı ve yararlı bir meyve. Tam bir yanımız tarım, bir yanımız turizm. Üstelik turizmin merkezi burası. Evet. Değil mi? Evet. Ramazan abi. Evet. Ve burada tekne yapımını ilk başlatan da sensin. Evet. Hangi sene? 1982 yılında küçük balıkçı tekneleriyle başladım. 85'ten sonra artık gezi tekneleri, işte charter, günübirlik yolcu motorlarıyla başladı. O yıllar şehir içinde yapıyorduk bizim tekneleri. Sonradan bunların karaya çıkması, bakım onarım gündeme geldi. Tabii. 89'da ilk çekek tersane buraya taşındık. Sen yani, ilk yaptığında belki de sana ya deli misin ne yapıyorsun demişlerdi ya, değil mi? O zamanlar işte Manavgat'ta turizm yoktu. Olsa da böyle bu kadar değildi. Asıl 85'ten sonra turizm başladı. Ve Manavgat'ta o yıllar çok zordu. Şöyle zordu, yan sanayimiz yoktu bizim. Yani tekne yapmak yetmiyor, yan sanayi. Nedir işte tornacısı, elektrikçisi, boyacısı bunlar gerekiyor. Süreç içerisinde oluştu. Örneğin gidin. Ovaca tersane açıldı, yan sanayisi olmadığı için tersane battı. Ya, yani kuru tekneyle yetmiyor. Buna yan sanayi. İşte sanayide tornacı, boyacı, malzeme tedarikçisi. Bunlar hepsi bir bütündür. Vermezsek öyle değil. Burada şu anda kaç tekne yapılıyor? Şu anda Manavgat'ta 5 tane burada var. Irmak kenarında. 3 tane de sanayide var. Toplam Manavgat'ta yılda 70-80 arası ahşap tekne üretiliyor. O kadar çok. Bir o kadar çelik üretiliyor. Şu anda son yıllarda alüminyum tekler üretiliyor. Örneğin derelerde, ırmak yataklarında jetbot dediğimiz hızlı giden tekler üretiliyor. İç sularda alüminyum tekler üretiliyor. Niye? Çünkü elektrikliye geçti hepsi tekneler. Ha tabii artık yeni bir kanun var değil mi? Artık evet, elektrikli olmak zorunda. Yeni bir kanun var. İç sular 2023'te tüm Türkiye'deki iç sular tekneler elektrikliye dönecek. Elektrikli de olması için hafif malzeme kullanman gerekiyor. Bu da alüminyum ama alüminyumu Türkiye daha 10 yıldır tanıyor. Dünyadaki son teknoloji gemi yapımında alüminyum. Doğru. Örneğin çelik tekne, uluslararası yük çeken çelik tekne 25 yıl sonra sigorta yapmazlar ama alüminyumu 50 sene yapıyorlar. Öyle mi? Tabii. 50 sene sigorta yapılabiliyor. Tabii. Çünkü özel alüminyum bu, alışımlı alüminyum, gemi alüminyumu ve hafif örneğin Norveç son 30 yıldır tüm feribotlarını, yolcu gemilerini alüminyumdan yapıyor. Tabii sen bütün yenilikleri de takip etmek zorundasın. Takip etmek zorundasın. İşte biz ahşapla başladık, çelik tekler yaptık. Arkasından alüminyum tekler üretmeye başladık. Kötü zamanlar, zor zamanlar tabii en çok etkilenen sektörde turizm oldu öyle değil mi? Evet Fahri Bey. Nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Vallahi bizim için çok zor bir dönem çünkü biz bu zamana kadar çok büyük krizlerle ülkemiz olarak uğraştık. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayan bir problemdi bu Covid-19 salgını. Ama ülkemizin en büyük özelliklerinden, Türk turizmcisinin en büyük özelliklerinden bir tanesi krizleri yönetebilme, kriz anında hep birlikte hareket edebilme, kamuoyuyla özel sektörün işbirliğini, kamuoyuyla bulunduğumuz ilçelerde, illerde, valilerle, kaymakamlarla, belediye başkanlarıyla turizm sektörünün tecrübeli isimleriyle birlikte bu işi yönetmeye çalıştık, ön almaya çalıştık. Çok önemli önlemler aldık geçen yılda, 2020 yılında ilgili. En önemli özelliklerimizden bir tanesi, önlemlerimizden bir tanesi güvenli turizm sertifikası oldu. Hem bu güvenli turizm sertifikası dünyaya örnek oldu, hem bizim ülkemizde hem personelimize, hem otelimize gelen, otellerimize gelen misafirlerimize yerli yabancı onların sağlıklarıyla ilgili aldığımız tedbirlerle çok önemli bir aşama kaydettik. 2021 yılında da bunu devam ettireceğiz ve bütün dünya ülkeleri bunu yakından takip ediyor. Aslında biz burada olduğumuz birkaç gündür çok sevindirici bir şey. Otellerin bir hali dolu olduğunu da görüyoruz. Tabii bu, sektör işliyor yani. Yani sektör işlemeye çalışıyor aslında. Çünkü açık olan otellerimiz dolu. Antalya kıyısı, Antalya biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Manavgat, Side bölgemiz bu destinasyonların içinde, Antalya'nın içinde ayrı öneme sahiptir. Biliyorsunuz yaklaşık Çolaklı bölgesinden, Gündoğdu bölgesinden başlayıp Alanya sınırı kadar devam eden bir Manavgat Sile bölgesi önemli bir turizm merkezidir. Yaklaşık 220 bin yatak vardır. Antalya bölgesinin Antalya bölgesi Türkiye'nin 1/3 yatak kapasitesine sahiptir. Manavgat'ta Antalya bölgesinin içinde diğer ilçelerin yanında önemli yatak sayısına sahiptir ve bunun yanında da aynı zamanda da tabii bununla birlikte personel sayısına sahiptir. Yani bu da istihdama büyük bir katkısıdır. En önemli özelliği Manavgat bölgesinde sizin 2 günden beri, 3 günden beri gördüğünüz en önemli özellik yatırımcılar kendi işinin başındadır. Yatırımcılar kendi işlerini yapıyorlardır. Bu da ne yapıyor? Hem hizmet kalitesini arttırıyor hem olayı kontrol etmesini ve daha çok tanıtım, daha çok birlikte hareket etme özelliğini kazandırıyor. Tabii bu arada bir başka aslında soru da var ya da sorun birçok turizmciye göre. Bu her şeye dahil sistemin burada çok fazla olması biraz aynı zamanda ucuzlatıyor mu sunulan hizmeti diye de bir başka soru aslında akıllara geliyor. Ya tabii bu her şey dahil sistemi çok tartışılan bir sistem ama Türkiye'nin de şu anda olmazsa olmaz gerçeklerinden bir tanesi. Biz her şey dahili diğer ülkelere göre, Yunanistan'a göre, rakip ülkelerimize göre, İspanya'ya göre, Mısır'a göre çok iyi uygulayan bir ülke konumundayız. Ve bu sene bunun da geçen yıl pandemi döneminde de 2020'de de bunun karşılığını gördük. Fakat yine her şey dahili biz pandemi sürecinde biraz önce bahsettiğim güvenli turizm sertifikasıyla önlemlerimizi alarak yaptık. Hizmet standartımızdan hiçbir ödün vermedik. Ürün kalitemizden hiçbir ödün vermedik. Müşterilerimizin hizmetine sunduk. Ama bunu da tabii diğer ülkelerde çok yakından takip ediyor. Fakat biz bunu turizmci olarak her zaman söylüyoruz. Belirli bir standarta getirmemiz lazım. Bunu da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte çalışma yapıyoruz. Dilerim ki Covid'siz, bol turistli, güzel bir sezon olsun. Sezon açılmak üzere. Güzel bir yaz olsun ve herkes kazansın. Ne kadar güzel bir hediyelik değil mi? Özellikle kedi severler için. Toros kadınlarının bir ürünü. Bu yörede yaşayan kadınlar bir organizasyon kurmuşlar ve hep birlikte bir şeyler üretiyorlar. Tabii hediyelik eşyalar da satıyorlar. Haftanın bir günü pazar kuruluyor Manavgat'ta. Ve kadınlar kendi ürettikleri malları ve bazı hediyelikleri o pazarda, tezgahlarda satışa sunuyorlar. Bugün pazar günü. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Hem de bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorlar. Dünya Kadınlar Günü bugün. Siz seyrettiğinizde öyle olmayacak ama Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Benim 2 kızım var, 2 kız kardeşim var, 2 dişi kedim var. Etrafımda hep kadınlar var. Dünya Kadınlar Günü geç de olsa kutlu olsun. Hep diyorum insan evden uzaklaşınca başka türlü acıkıyor, başka türlü yemek istiyor. Ama bu sefer de gerçekten bir festivalle veda ediyoruz. Mahmut Gökkaya, inanılmaz yemekler. Merhaba. Karakulak balığımız. Karakulak balığı. Yutkunmaktan konuşamıyorum. Çok güzel gözüküyor. En güzeli gününe göre. Mesela 2 gün önce barbunla yaptık, taş barbunuyla. Bugün barbun çıkmayınca ağa döküldüler, deniz bozunca. Karakulakla. Ama içine bakla koymuşsun. İçinde bir yeşil bir sos görüyorum. Guacamole. Şu an Manavgat bölgesinde inanılmaz avokado yetişiyor. Evet. Ve limon sıkarak onu yiyeceğiz. Eskiden çok pahalıydı. Şu an daha ulaşılabilir olduğu için bütün mutfaklarda çoğu yemeğin yanına hep avokadolar girmeye başladı. Evet, ben de ona seviniyorum da şaşırıyorum da, güzel oluyor. Ne otu? Bu ısırgan otu. Aslında Sile Giritköy olduğu için Giritler otları çok meşhur. Bugün bulabildiğimiz ot buydu. Yani buydu. İç bakla, iç bezelye ve sirkeli. Annem çok güzel çorbasını da yapardı. Köz patlıcan. Üzerine avokado, Kars gravyeri, yine çok iç baklalı. Kalamar. Yerli kalamar tavamız. Silemizin çil karidesi. Ne karidesi? Çil. Neden öyle derler acaba? Çil olduğu için üzeri. Çil karidesi. Allah'ım, bakacağım, tutma söyleyeceğim. Ve sizin özel zeytinyağınız herhalde. Manavgat'ın tavşan yüreği zeytinin yağı. Efendim, böyle güzel bir sofra sizi Manavgat'ta bekliyor. Buralara gelirseniz eğer, acıkırsanız, ne yiyeyim falan diye düşünürseniz diye size bunları gösteriyorum ben de. Hadi şimdi siz de mutfağa gidin. Ne var ne yok kendinize güzel bir sofra hazırlayın ve afiyetle yiyin. başkanım. Ne güzel ki şimdi sizle keşfediyorum. Ne kadar değişmiş. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp buraya geldiğiniz için. Ve bu güzelliği benimle paylaştığınız için, herkese paylaştığınız için. Ne kadar çok değiştirmişsiniz burayı. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Sizden bunu duymak hakikaten çok güzel. Demek ki mesafe kat etmişiz. Sizin gözlemciliğinizi de ben çok iyi biliyorum, izliyorum. Geliş amacımız o, göreve talip oluş amacımız o. Elimizdeki kıymetleri ön plana çıkarabilmek, buradaki yaşayan değerli hemşehrilerimizin yaşamına dokunabilmek, yaşamını kolaylaştırabilmek. Bu güzellikleri hem Manavgat'ta yaşayan insanlara hem dönemsel gelen yerli ve yabancı misafirlerimize sunabilmek, müşterek yaşayabilmek bu güzellikleri. Manavgat'ın hafızalarda kalmasını sağlayabilmek. Bütün hazırlığımız, bütün çalışmalarımız, bütün projelerimiz o bağlamda bizim gelişti. Ki ben de gezmeyi seven bir insanım. Gördüğüm güzel şeyleri Manavgat'ta uyarlamak, insanların ondan mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Arkadaşlarımı da mutlu ediyor. Irmak kenarları tamamen kapalıydı Fatih Bey. Tamamen insanların yürüyüşünün dışında farklı işletmeler vardı. Rahatsız edici işletmeler vardı. Gittik mülkiye sahiplerine kendimizi anlattık. Oradaki esnaflara kendimizi anlattık. Bunun bize bir vergi olduğunu, bu ırmağın dünyanın en güzel özelliklerinden bir tanesi olduğunu, bunu ön plana çıkarmamız gerektiğini, bunu yapabilmek için de etrafını tamamen açmamız gerektiğini anlattık. Kent olmanın gerekleri var. Kent olmanın gereklerinde sosyal yaşam var. Kültür var, spor var. Bunların hepsi var. Bunları bu bantlarda ortaya çıkarmak ihtiyacı hissettik. Mesela kütüphaneler koyduk. Mini kitap kafeler koyduk ırmak kenarlarında. Ne bileyim şiir okuyan banklar koyduk. İnsanların spor yapabileceği aktivite yerleri koyduk. Bu neyi getirdi? Bu güzel bandın etrafında Frankçay'a çok şık işletmeler açıldı. İnsanlar artık gelip o işletmelerde aileleriyle, çocuklarıyla, eşi, dostuyla oturup hizmet alma anlayışı ortaya çıktı. Irmak kenarlarında bisiklet kullanma, köpeğini gezdirme kültürü ön plana çıktı. Yani ağır ağır o kentlilik kültürünü hepimiz kazanmaya başladık. Önümüzde devasa bir turizm bandı var. Turizmle ilintili olmaya başladık. Böyle bir değişim süreci yaşandı. Ben Manavgat'a gelen insanları da kendime de çok şanslı kabul ediyorum. Hakikaten her türlü güzelliğin var olduğu bir yer burası. Düşünün, dünyada ikinci bir örneği yok. Araştırdım. Doğu sınırınız, batı sınırınız ırmak. Ortanızda ırmak geçiyor. Geride Toros Dağları, Anadolu kültürü, önde deniz kenarı, tarih, Sideniz, baraj gölleri. 2 tane barajımız var yukarıda. Farklı aktivitelerin yapıldığı. Böylesine her şeyin iklim ona keza güzel, güneşimiz ona keza, sahillerimiz. Bu kadar özellik bir yerde mümkün değil. Harika bir sabah ve güne sizle başlıyoruz başkanım. Bir de çok farklı bir Sile'deyiz. Dün sohbetimizde hatırlarsınız, bizi var eden, ön plana çıkarmamız gereken ögelerden bahsettik. Değerlerimizden bahsettik. Sile de bunlardan bir tanesiydi. Bize kalan o tarihi değerlerimiz dikkate alınmamış. Onları ön plana çıkarmak, insanların göreceği, gezeceği, hafızalarında yer edeceği bir noktaya taşıma üzere bir çalışma koyduk burada. Buradaki çalışmalarla başkanım resim değişmiş tamamen. Kesinlikle. Bir kere binalar bambaşka artık değil mi? Şimdi birkaç boyutta burayı programladık Fatih Bey, Side'yi. Bize düşen neydi? Side'nin o markalaşmış ismine daha da değer katabilmek, daha da kıymetli hale getirmek. Çünkü dünya Side'yi biliyor. Onu yok etmekten ziyade onunla ilgili çalışma koyduk. İlk etabı neydi? Bir kentsel tasarım projesi düzenledik. Bu yollardaki o parkeleri kaldırıp tarihi dokuya yakışır doğal taşla, traverten taşla mahallelerin, sokakların arasını donatmak, oturma grupları oluşturmak, meydanları açmak ve yarımadanın içindeki işgal yapıları yıkmak. İnsanlar yarımadadayken denizi görme şansı yoktu. Nerede olduğunu fark edemiyordu. Burası sit alanı zaten. Sit alanı. Tabii ki buradaki yapılacak yapılar kontrollü yapılmak zorunda. Metrajına göre yapılmak zorunda. Belli bir yükseklikte. Belediyenin, Anıtlar Kurulu'nun, müzenin denetiminde yapılmak zorunda ama daha önce böyle olmamış. Küçük beldeyken Side'ye artı değer koyacağınız, koymayı hayal ettiğiniz bu çalışmayı buradaki mülkiyet sahiplerine anlatmanız. Buradaki esnafa anlatmanız. Burayı var eden bir de esnaf yapısı var. Mülkiyet sahiplerinin yanı sıra. Onlarla defalarca toplandık. Ne yapmak istediğimizi anlattık. İkna ettik. Esnaf, mülkiyet sahibi ve belediye ortak müşterek gönüllü yıkım yapılabilen ender yer burası. Ne kadar zor bir şey bu, bunu başarmak. İlk etapta ne yaptık? İşte dediğim o sokakları doğal taşa dönüştürdük. Hiç yoktu mesela Side gibi tarihi bir dokuda. Yangın hidrantları kurduk. O kötü yapıları yıktık ve böylesine bir tarihi dokunun içerisinde ışıklı tabelalar doluydu. Berbat tabelalar. Bunları yıktık. Buradaki yapıya uygun tek tip bir tabela şeyi getirdik. Yönlendirme tabelaları, dükkanların kendilerine ait olan tabelalar hep tek tip. Yani olağanüstü şık bir iş çıktı. Yine bakanlığımız, Anıtlar Kurulu, müze, belediye ortaklığında bir tip proje oluşturduk. Geleneksel bir yapı oluşturduk. Taş, ahşap, eski o gelenekleri gösteren cumbalı evler, kiremit çatılar. Onu uygulatıyoruz, yıktırıyoruz. Vatandaş kendisi yerini yıkıyor, biz de destek oluyoruz. Daha sonra kazı yapılıyor. Müzenin denetiminde ki buranın altı tamamen tarihi kalıntı, tarihi eserler. Onlar ortaya çıkarılıyor. Onlar korunarak çelik konstrüksiyonların üzerinde cam panolarla sergilenir hale geliyor ve statik hesapları yapılarak üzerine de o binayı yapıyoruz. Öyle güzel bir Side hayal ediyoruz. İnsan gelecek havaalanından Side'ye. Side'de çok şık şu anda yapılıyor. Bir aile butik otel yapılıyor. Güzel hizmet verecek. Gelecek butik otelinde hizmetini alacak. Gidecek en güzel damak tadını sergileyen restoranda yemeğini yiyecek, akşam eğlenebilecek, o nezih kontrollü eğlence merkezlerinde hizmetini alabilecek, sabah kalkacak, kahvaltısından sonra o şık plajlarda denize girebilecek, rüya gibi burada bir hafta geçirebilmesi. Birçok yerden Side'ye gelip görüp bu dönüşümü izleyip örnek almaya çalışan yapılar var. Bu Metin Hoca gördüm, onu merak ediyorum. Tabii ki mesela. Metin Hoca biliyorsunuz bütün camianın duayenidir. Bizim de saygı duyduğumuz bir büyüğümüz. Çekül Vakfı. Tabii burada da büyük emeği var. Yine hatırlatmışken söyleyeyim, kısa zaman önce Side'deki bu dönüşümle ilgili belediyecilikteki en prestijli ödüldür. Tarihi Kentler Birliği'nin Metin Sözen büyük ödülü. Ve bu dönüşümle halkla beraber, esnafla beraber Manavgat Belediyesi o ödülü aldı. Birincilik ödülü ki en gurur verici boyutu da bu. Başkanım ben yani doyamadım bu Side'ye bu sefer, bu Manavgat'a bu sefer. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de buraları gelmesi, yansıtmada bizlere destek olması bizler için son derece önemli. Hem ekibinize hem kanalınıza sizlere yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Memlekette her yer güzel. Memlekette tanıdığım herkes güzel. Ben gezmeye doyamadım. İnsanlarla buluşmaya doyamadım. Öğrenmeye doyamadım. Ümit ediyorum ki çok yakın bir zamanda herkes, hepimiz hep yollarda olalım. Hep iç içe olalım. Hep birlikte olalım. Hep keşfedelim ve mutluluğumuza mutluluk katalım. Senin şehrinde bu hafta Manavgat'taydık. Gene harika şeyler yaşadık. Önümüzdeki hafta bu saatte başka bir yerde bambaşka hikayelerle karşınızda olacağız. İzlemeye, yazmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle.